Tuttur'un sunduğu, tuturanlar kulübü başlıyor. Tuturanlar Kulübü Cumartesi'ye hoş geldiniz. Ece ile birlikteyiz. Abi selam. Çayını da içirmedim. Kahve. Teşekkür ederim. Evet. Ee, bizim milli maç var biliyorsunuz ama çok rahatız. Çünkü katıldık turnuvaya ve böyle eğlencelik ah. Almanya maçımızı oynayacağız. Diğer ülkeler var böyle çekişiyorlar. Onları da konuşacağız. İstersen bizim Milli maçta başlayalım. Önce duyurumuzu yapalım. İlk kuponun 100 TL'ye kadar Tuttur'dan hediye. Yeni üyelere özel oynayacağınız ilk kupon 100 TL'ye kadar bonus e, alabiliyorsunuz. E, kuponunuzu oynayıp e, bonusunuzu da kaçırmayın diyoruz. Videonun altından kolayca e, alttaki açıklamalardaki linkten Tuttur'a gidip üye olup kampanyadan faydalanabilirsiniz. Son dakika gelişmesi. Hakanla Cengiz. Hakan Çağanoğlu ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı. Son iki senenin falan en çok oynayan, en çok sürü alan iki oyuncusu milli takımda. Evet. Cengiz son dönemde oynamıyor ama. Hayır bir de Hakan Almanya'da yetişti. E, Kasruhe ya tabii Hamburg. Hmm. Ama Kasruhe'de oynarken hatırlıyorum 3. kümreden. Şahane fırkikleri. Bir tanesi gönderiyordu akrabalarından. Hatırlamıyorum hangisiyse kendisinden böyle... Özür diliyorum. Son Hakan. O kadar büyüdü ki zaten. Ne? Üçüncü kümesi Kasrö. Belki onlar bile hatırlamıyordur. Orta evet, ee, falan atıyordu. Bayağı evet, evet. Ee, Yani Hakan'ın oynaması o açıdan manidar olacaktı. Ee, önemli de eksik gerçekten. Çünkü ne için? Hani milli takımda istediğiniz kadar tartışın aşağıda. Hakan işte bir Serdar İçelik'in dediği gibi bir Milano polisiyesi işte <laughs> falan filan bir tek Milano'da oynuyor. Falan. Eyvallah. Şampiyonluk filan İstanbul'daydı. Onda da fena oynamadı bence. Ama yani bu maçın karşılıklı gol bitmesi için benim Hakan Çalınoğlu'na ihtiyacım vardı. Bir kere Hakan Çalınoğlu İngiltere'ye de gol attı biliyorsun. Maalesef resmi maç değildi ama hazırlık maçı dahil ilk golümüz olmuştu. Büyük maçlarda kesin atıyordu ve ben karşılıklı gol oynayıp arkama yaslanacaktım. Tabii ki biz kazanalım. Türkiye Cumhuriyetimizin bir tek kazansın ama iddiada da vatandaşlar kazanmak istiyor. Ben bunu Brezilya-Türkiye maçında, Türkiye-Brezilya maçında anladım. Hani diyorum ki yani şimdi Güntekin'le konuşuyoruz. Oğlum herhalde millet Brezilya'ya oynasa da belli etmez değil mi diye. <laughs> Güntekin dedi ki gör şimdi sen büyük para yatıranları. Takır takır döküldüler. Evet bu bir e, ihbardır. Yani milli takımımızı tutmamışlar o maçta. Hazırlık maçıydı Brezilya'da. <laughs> İsmail Köybaşı'na ben işte, üzülüyorum yediği çalımlardan, düştü zor durumlardan. Bunlar şey yapıyordu. Yani bir sanki Roberto Carlos'un oğlusun kardeşim. Neyse, neyse, neyse. Burada karşılıklı gol bekliyorum ben. Hazırlık maçı olduğu için. Ben hem üst bekliyorum hem karşı. Öyle üst üst üstten bekleriz. Bence gollü, keyifli. Çünkü Almanya'nın da öyle bir şeyi yok. Bizim Almanya de yiyor zaten. Savunma keyf. sıkıntısı var Almanya'nın. Keyfimiz yerimizde. Yani iki takım içinde bir şey değil, ölçü değil. Bir kendini tartma maçı. İki takım da pozitif oynamaya çalışacak bence. O yüzden goller bulabiliriz diye düşünüyorum. Fülkürü ön direk, arka direkte duran toplarda boş bırakan arkadaşımızı baştan söyleyeyim, eleştiririm. İşte baştan söyleyeyim. <laughs> Fırkırıp gol atabilir. Ama böyle demarke vaziyette olmasın. Yani Bizi olur mu? Bizim stoperde kim oynayacak bir ya? Fark etmez. Kim oynarsa onun için Türkiye milli takımı için oynama ya ehilse, seçildiyse Fırkırıp duran toplarda ön direk ya da arka direkte pusuya düş pusuya yattığı zaman pusuya düşmeyin kardeşim. Abi aslında Bak çok gol atabilir zaman. bir şey demiyorum. Adam zıplar çok iyi kafa vuruşu yapar. Bir şey mesela yan köller değil mi? Müthiş bir böyle adam böyle hava kuvvetleri komutanıydı. Kafa vuruşu golcüsüydü. Ona bir şey demiyorum. Ama bomboş vaziyette vurdurmayacaksın adama kafayı. Onu ben baştan bir söyleyeyim. Bu arada bayağı eksiğimiz var yani. Biz gidiyoruz turnuvaya ama zaten yani forumuz şey değil gelmedi daha hala işte Enes sakatlandı falan. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi elemelerde değil de gruplarda kafadan bir kere Almanya ayarında bir takım olacak. O yüzden bu maçı yapmak bence çok iyi fikir. Yani eğer o gruplara hazırlanıyorsak çok iyi fikir. Doğru. İki bir tane daha böyle sürekli baskı kurup 90 dakika kendi istediğimiz oyunu rakibe dikte edemeyeceğimiz güçlü bir takımla oynayacağız. O takımlara karşı Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu 4-6-0 4-4-2 karışımıyla savunma Doğru. arkasını hızlı ve de turnuvada yani basit pozisyon geliştirebiliyorsan bu tarz gruptan Son çıkma şansın daha fazla olaydı. oluyor. Son maçlarımız böyleydi yani o Ya ben bir de benim yaşım ilerledi. Daha... Ben daha şey istemiyorum. Onu söyleyeyim. 2008 çok güzel bir hatıraydı. Müthiş bir tecrübe. Ben benim için olağanüstü bir yazdı gerçekten. Her şeyiyle olağanüstüydü. O turnuva başta olmak üzere geri dönüşler falan. Lütfen bu turnuvada büyük geri dönüşe gerek kalmasın. Bak Fatih Hoca'nın da gerçekten bakma. Adam çok başarılı oldu da gerildi de gerildi adam. Hmm. Basit goller yemeyelim. Büyük geri dönüş yapmak zorunda kalmayalım. Montella Hoca bunu teknik direktörüne fazlasıyla farkında olan bir isim. Euro 2008 kadrosuna göre burada ki oyuncularımız bunu daha fazla başarabilecek bir ekip. Çünkü senin dediğin sebeplerden dolayı net santifor eksiği falan. Abi yani bu sefer öyle 2-0 geri düşüp büyük geri dönüş falan o sadece Nihat Kahveci gibi. İşte Hamit Altın Top gibi. O dönemin Colin Kazım'ı gibi. İşte o dönemden başka. O dönemin Emre Belezoğlu'su gibi. Her an skoru değiştirebiliyor. Colin Kazım her an skoru değiştirebiliyordu. Kendi atmasa da. O, o ara yakaladığı form grafiği. Ya böyle olancamız yok şu anda. Nasıl oynayacağız biliyor musun bu durumda? Sağda İrfan, solda Kerem, ileride Barış Alper, ortada İsmail, Salih, Hakan da yok çünkü. Evet. Böyle bir ileri hücum. Bu zaten bu hücumla güzel kontra atak olarsın. Hızlı geçiş. Bunları bakalım ne kadar iyi yapabileceğiz. Almanya'nın arkasına da sarkarsın. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. Ben böyle Barış Alper'in gol atabileceğini düşünüyorum. Umarım. İyi güzel. Karşılıklı gol ve üst diyoruz o zaman. Güzel bir maç izleyelim. Ben karşılıklı gol diyorum. Üstü sen diyorsun. Tamam. Tamam kral. Tamamdır. Hadi bakalım. Hollanda İrlanda Cumhuriyeti. Sabahleyin İrlanda ve Hollanda ile ilgili hep takip ettiğim ki genelde haftada bir gün mutlaka bir açarım, işte okurum. İrlandalı oyuncu Dara, o Dara demiş ki ya biz gruptan çıkamadık, hocamız da gidiyor ama biz bu Hollanda'yı yeneriz. O Dara sana bir şey derdim ama neyse. Dardayım şu ara bir şey demek istemiyorum. <laughs> zaten yeterince başımdan sıkıntı var. Bazı oyuncular senle de polemiğe giremeyeceğim. Yani şimdi Hollanda'nın zaten son maçı böyle Cebeli Tarık'la. Hollanda Yunanistan'ı Van Dijk'ın 90 artıda attığı penaltı golüyle yenerek çıktı diyebiliriz. Evet. Yani son, çünkü son maç Cebeli Tarık'la bu maçı Odara'nın dediği gibi kaybetseler bile. İkili var arıza Ben Hollanda kazanır diyorum. Ben de Hollanda kazanır diyeceğim. Bu İrlanda'ya niye İrlanda Cumhuriyeti diyorlar? Açık kuzey mi? İrlanda'da Cumhuriyet yok mu? Yok. Ne olarak yönetiliyor? İrlanda'nın kuzey kısmı, ki ben ona da Kuzey İrlanda demeyi reddediyorum. İrlanda'nın kuzey kısmı Britanya'ya bağlı. İngiltere Karaliçesi, Kralı. Hmm. Onun e, sembolik diyorlar ama ben öyle bir sembolü de kabul etmek istemem yönetiminde. Hmm. İrlanda Cumhuriyeti 1916 yılında Paskalya ayaklanması ki Netflix'teki Rebel Indisinde izleyebilirsiniz. Orada başlayan bir böyle direniş vardır. O yüzden böyle tarihsel olarak biz biz böyle Türkleri çok severler. Güzel. Diğer böyle Avrupa halklarına göre. Bu sebeplerden bir tanesi zamanında bizim padişahlardan bir tanesinin patates kıtlığında on, daha önceki yüzyıllarda oraya buradan gemiyle çıkartıp işte erzak yardımı göndermesi de birinci sebep. İkinci sebep de İrlanda Cumhuriyeti'nin İngiltere monarşisine karşı verdiği büyük bağımsızlık mücadelesinde bizim de aynı anda Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz antemperes mücadele birbirine paralel olarak gitmiştir. İngiliz cephesini ikiye, 3'e bölmüştür. Ta Anadolu'ya geliyorsun. Öbür tarafta ta İrlanda adası. Ve bu yüzden de hani tarihin yardımı diye. Daha sonra bu, bu devlet ilk olarak Free State of Ireland olarak kurulur. Ki 1980'lerde, 90'larda bu herhalde şey, 12 Eylül faşist darbesinde etkisiyle Özgür İrlanda denmiyordu. Daha önce de Dünya Kupası Avrupa Şaması'nda katılamıyorlardı. Ama biz çok fazla bir hazırlık maçı yapıyormuşuz. Örnek Beşiktaş'ın bir kalecisi var e, milli takımda da oynamış bir tane poster çekiminde üzerinde İrlanda kalecisinin forması var yoncalı çok enteresan bir bilgi evet ama gerçek <laughs> anlatmadan yapamadım e, serbest İrlanda deniyordu U88'den anlatılırken 94'e anlatılırken sonra nedense İrlanda Cumhuriyeti denmeye başladı herhalde 12 Eylül e, darbesi yani çünkü serbest diyene özgür dersen iç, <laughs> spiker'i içeri alırlar anladın mı? Güzel. Biliyorsun gerçekten yani. ben bununla açıklıyorum serbest ne ya? Free State of Ireland. Daha sonra işte bu İrlanda cumhuriyeti. Bu arada şunu da söyleyeyim. Son seçimlerde Kuzey İrlanda'dakinde zamanda İngiltere Britanya monarşisini yasakladığı ve maalesef ondan sonra böyle terörizme bulaşan görüş artık zaten terörle hiç ilgisi yok. O 1990'ların ortasındaki anlaşmadan sonra Hayırlı Pazar an, pardon hayırlı cuma anlaşması Good Friday Agreement ee, ve yeni kuşak o İki İrlanda'nın birleşmesini isteyen Cumhuriyetçi Parti'ye oy verdi. Birinci parti çıktılar. İşler çok değişti. Bence onun sebebi Britanya olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmak istemesi, İskoçya'nın çıkmak istememesi, İrlanda'nın kuzeyindeki de çıkmak istememesi ve İrlanda Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde kaldığı için onlar da girmek istiyorlar. Ben bu kadar bilgiyi iddia programında niye verdim? Çünkü gerçekten İrlanda Cumhuriyeti'nde işte Evan Ferguson ve Luton'un hızlı Nijerya asıl oyuncusu dışında yani izlemeye çok Değer bir oyuncu yok. Onu da belirteyim. E, i̇şte kaleci Bazum'dan çok büyük beklentiler vardı. FM'de de iki sezon önce kendi yaş grubunun en iyi kalecisi oluyordu. Sting yedek kalecisiydi o zaman. Hiçbir şey oldu yok. Southampton'da düştü. Bu da geriledi. Ronaldo'nun penaltısını kurtardı. O süper bir olay. Yani bir iki tane daha çıkacak. Şimdi diyecekler ki Nijeryalı'nın ne işi var? İrlanda Cumhuriyeti'nin üstte katılı vardı. en iyi oyuncusu Paul McCaray'dı. O da böyle Afrika göçmenidir. Ve e, direkt İrlanda'da doğmuştur. Maalesef o dönemde siyah biriyle beyaz birinin evliliğine sıcak bakılmadığı için. Maalesef orada da bu dediğim işte kaç yaşında doğdu bu adam? 60 yılı falan. E, çocuğu evlatlık verdiler ama o çok iyi büyüttüler ve en iyi sporcusu oldu. George Best Kuzey İrlanda'da oynuyordu. İrlanda'nın kuzeyi için oynuyordu. Roy Keane İrlanda Cumhuriyeti olan. Falan filan. An... güzel. Bırakmazsan sabah kadar gider. Güzel, güzel bilgiler. Hayatımın en sevdiğim maçlar bazıları bu Hollanda ile İrlanda arasında oynamıştır. 2002 Dünya Kupası'na katılamadı Hollanda. Çünkü YouTube şarkısında diyor ki gözlerini kapat ve Jason McAteer olduğunu düşün diyor Bono. O Jason McAteer, İrlanda 10 kişiyken Dublin'deki maçta Van Destelroy'ların, Bergkamp'ların ve bir sürü şahane başka oyuncunun oynadığı Hollanda'yı, De Boer kardeşler bilmem ne. 10 kişiyken yener, golü de nedense yıllarca sağ kanatı oynayayım. O insan nedense solda olan Jason McAteer atar. Üstelik 10 kişiyken takım niye sen sola gittin? <laughs> Bu maç <laughs> efsanedir. Bizim işte eski hakemlerden biri de bunu hep anlatır. Abi ne olaydı ya falan diye. Onun dışında bizim iş işte İrlanda Cumhuriyeti oyunumuz maç da efsanedir. Mustafa Hoca'nın maçtan sonra içimizdeki Rondalılara evet. Hı, falan 2000. filan. Bu maçlar genelde güzel olur. 88'de oynadılar. 90 Dünya Kupası oynadılar. Dünyanın en saçma iki golünü görmek istiyorsanız 90 Dünya Kupası elemeleri. Bir tanesi İrlanda'nın Degaj, Kaleci Bonner'ın Degaj'ında atılan golü bakın. Yani uzun topla gol nasıl atılır? Ya dünyanın en saçma golüdür kesinlikle. Ve neyse Kaleci'ye geri pas kalktı. Kurtulduk o işlerden. İki, 94 Dünya Kupası'na da oynadılar. İşte i̇kinci turda. Euro 96'da Son gidecek takımı belirleyecek için biz de yine bu seferki gibi önceden vizeyi almıştık. Maç Liverpool'da oynandı Anfield'da. Üstelik Jackie Charlton'un son maçıydı. Bobby Charlton'un kardeşi İrlanda'nın hocası İngiltere'nin 66. Durdur beni vallahi bak gidiyorum. ya, <laughs> ya bu maçlar ant bitmez yani. Eyvallah. O zaman bir Hollanda diyoruz. Zahmet olacak. Peki. Hollanda'ya değil mi? Evet. Ama bu Hollanda kadrosu Kuman'a rağmen Van Hale'a rağmen nasıl çok bir yere gelemediyse Yine en fazla çeyrek final. Bilemedin çok insanları sıkı sıkı yarı final takımı olur. Ve yani ben sana söyleyeyim yine portakallar çürüdü mü manşete atılır yani. Güzel. Portakallar ya. Güzel. Ermenistan Galler'e Ben geçen. sana artık söyleyeyim sen biraz anlat. Ermenistan Galler grubumuzdaki karşılaşma. Evet. E, Galler de sonradan toparladı yani bayağı kötüydü aslında gruba başladığı zaman. Hırvatistan'ı yendiler. İşte Cebeli Tarık e, şeyi galibiyeti falan var. E, şeyde arada Letonya'yı yenmişler falan. Arada da böyle bir galibiyet serisi yoksa hani grubun başında çok kötüydüler. Ee, Ermenistan da iyi başladı. Sonradan devamını getiremedi. Bence çekişmeli bir maç olur bu maç. Galler kazanamasa güzel olur tabii bizim için. Her zamanki tarzından farklı olursa işte Ermenistan'ın bayağı hızlı oyuncuları var. Evet. Ermenistan'da o tam bir karşılıklı gol takımı. Bakma, o çocuk mesela çok fena kaçıyor aralara. Evet. Ee, başka da var bir iki oyuncusu daha öyle. Yani tam karşılıklı gol maçı sanki değil mi? Evet. Yani tam tam bence de karşılıklı gol maçı. Ben de öyle diyecektim. Ee, bir de Ermenistan bizim maçta falan da öyleydi yani. Hücuma da çıkıyor. Bakma beşli bile çıksalar hücuma. Beşli savunma bile yapsalar hücuma çıkıyorlar. Baskın şey yapıyorlar. hücum yapıyorlar. <laughs> Gallerin yavaş stoperlerine karşı çok etkili olabilirler o konuda bence. Evet olabilir. Karşılıklı gol diyelim o zaman. Peki. Diğer maçımıza geçelim. Ben sana yapayım anonsu ben sorayım. Letonya-Hırvatistan grubumuzdaki diğer karşılaşma. Evet Hırvatistan için. Ya Hırvatistan'da şöyle bir şey var abi. Ciddi bir başarı var ve oyuncular ciddi anlamda doymuş ya. Ama profesyonel adamlar. Bak dünya kupasında az daha gruptan çıkamıyorlardı. Lukaku arda, arda 4-5 tane golü kaçırmasa ve biz bugün şey diyecektik. Gel, yani Hırvatistan doymuş. Çok kötü bir dünya kupası oynadılar ve gruptan çıkamadılar. Ama gruptan çıktıktan sonra iş zor maça gelince o doymuş adamlar birden açlığını tekrar hissediyor. Bu adamlara grup maçı oynatmak çok zor ve o yüzden gruptan çıkamadılar işte. Ya yani bu adamlara böyle final maçı oynattığın zaman hepsi o motivasyonla gidiyor. Brezilya'yı falan bile eliyorlar. Bunlar dünya kupası Avrupa Şampiyonları'nda da oluyor. Bir kez hariç. 2002 Dünya Kupası yine. Otto Baric çalıştırıyordu değil mi? Hı hı. O işte 2006 efsane böyle gruptaki son maç böyle Avustralya maçı. Dünyada bir hakemin Dünya Kupası tarihine geçecek şekilde bir oyuncu 3 sarı kart gösterdi. Ama unuttu çünkü oyuncunun böyle Avustralya aksanıyla konuştuğu için böyle Avustralya'da oynadığı zannetti. Halbuki Hırvatistan'da oynayan oyuncu. Gerçekten böyle Avustralya'da büyümüş ve Avustralya aksanı var. Her haberlerin sol stoperi bizim 2008'de oynadı. Bir tek Euro 2008'de. Grupta Almanya'yı bile farklı yendiler. Evet o zaman toydular ama açtılar. Yediler bitirdiler evet. O Sırna'nın Modric'in falan ilk böyle büyük evet, durmasıydı. Genç genç. Evet. Olić falan hakikaten de askerden yeni gelmiş gibi yemek yiyorlardı. Evet. Öyle <laughs> yani o şekilde top oynuyorlardı. Ya da askerden yeni gelmiş gibi top oynuyorlardı. Rock konserine gidiyorlardı diyeyim. Zaten Bilic vardı. Rock evet. konseri gibi takımdı. Ama bize indiler penaltılarla ve sinirleri bozuldu adamlar. <laughs> <laughs> ee, hep böyle. Dediğin çok doğru ya. Evet, Gruptan çıkamayacak oluyor? gibi oluyor. Bir çıkıyor hop, gidiyor. Evet. Ama şimdi gitti. Ve ee, yani bu yani Letonya'ya karşı ne yaparlar? Kestirmek zor. Abi kesin kazanmaları gerekiyor. Yani. Evet. Pes derim ben artık. Evet. Bir de Modric'i falan herhalde kaptan Modric delirir, delirir yani adam. Çünkü bir turnuvadan gidebilecek. Evet. Hala çok iyi. Ya mod modu ayak uyduramıyor. Rezillik bu ya. Ya o. onlar için rezillik. İyi oldu biz böylece hani Ya ard arda hem bize hem Galler'e falan kaybettiğimiz şeyin var ya, ya böyle sürpriz oldu zaten. Yahovic. Onu ya bırak yapsın ya. Çok insan edeyim mi hakemle hani. Ha sen de falan hani. <laughs> mı? Doğru. Ya Letonya'yı yenerler tabii de. Ee, zor geçebilir. Letonya hani bize karşı oynadığı gibi bir oyun oynarsa belki zor yener Hırvatistan yani. Biz Letonya'yı yenmekte inanılmaz zorlandığımız için bana bu maçta biraz zor gibi geliyor. Belki bu maçta yüksek orandan tek farklı Hırvatistan galibiyeti denenebilir. Çünkü böyle Letonya fark atılabilen bir takım olmayabiliyor. Ben birleşik kupon yaptığım için iki oynuyorum burada. Tamam. Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda. Ermenistan galler karşılıklı gol. Bizim maçımızda da karşılıklı gol eyyamcılığı yapıyorum. Tabii Türkiye'miz kazansın. Hani kazanacağına bir emin olmadığımız zamanlar böyle değil mi? Karşılıklı golf. Şimdi Almanya'da şunu konuşalım yani Nagelsmann'la iş değişti değişti. Şunun şurasında bir şey kalmadı Avrupa Şampiyonası'nda. Ev sahibi Almanya. Çok az kaldı. Hani Hollanda'da derler Kuman hocam sen de iyi jenerasyon almadın falan filan. Kuman hocam kötü jenerasyon görmemişsin derim ben ona ya. Şaka maka yine. Şeyler iyi be abi. Yani Dumfries kendi mevkisinin en iyilerinden falan. Almanya'da böyle bir şey yok farkında mısın? En iyi ne oyuncular var. hepsi aynı yerde oynuyor neredeyse. En büyük sorunu stoper sorunları var, sağ sorunları var, santrafor sorunları var. Fulkur yakın zamana kadar en azından artık profili düşük takımda Santraforu. oynuyor. Evet, en ama en abi azından. Allah aşkına Fulkur o Klinsmann, Wöller'le takımda dördüncü santrafor, üçüncüsü kimdi ya? Ridley'di değil mi o dönem? Abi Kuntz kendi anlatıyor diyor eski hocamız. Hmm. Kardeşim ben bu kadar az milli olduysam sebebi diyor. Belli yani Rudi Völler hala Alman futbolunu gel kurtar diye ona göre veriliyor. Aradaki maça o çıktı. Jürgen Klinsmann Amerika'da futbolun gelişmesindeki rolü. Löw'le beraber Almanya'yı tekrar mini takım böyle reform etmeleri. Kunz, işte Riedle. Abi ne biçim adamlar bunlar ya. Doğru. Ki şimdi aklımıza gelmeyen acayip golcüler de vardır. aşağı yazarlar. Klose vardı zaten. Damga vurdu daha sonra. Yani Almanya'da hep böyle bir Center For Kral'lığı vardı yani Evet. En iyileri Ronaldo'nun rekorunu geçmedim ya Geçti. Dünya Kupası'nda. Daha ne yapsın adam sana? Geçti. Tabii. Evet umarım güzel bir hafta sonu izlersiniz. Dilerim. Bizim milli takımımız Bu yaz güzel. Avrupa Şampiyonası'nda asıl evet. yani bu maçla işte iyi hazırlanırız. Avrupa Şampiyonası'nda yenmemiz gereken. Yani grupta iki maçı kazandın mı çıkıyorsun abi. Bence çok güzel bir turnuva. Hayırlısı olsun. Çok heyecanlıyım şu anda. İnşallah <laughs> voley yetkililerinden de anlayış bekliyoruz. Bugün bir yani ve Almanya'da turnuvayı milli takımımızın izleyemeyeceksek, oradan gidip yayın yapamayacaksak, değil mi Sinancığım? İzleyeceğim. Siz de bekliyorsunuz, değil mi? Lütfen aşağıya yazın. Bu bu ikiliyi mutlaka Almanya'ya Avrupa Şampiyonasına göndermeniz gerekiyor. Değil mi Sinancığım? Evet, teşekkür ederim. Anlayışınız Her için. Sinan. Thank you. Eyvallah. Danke. Almanca ederiz. öğrendik. Görüşmek üzere. Tutturun sunduğu, tutturanlar kulübü sona erdi.